Merhabalar, tartışmaların gölgesinde geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis seçim sonuçlarına yönelik tepkiler devam ediyor. Seçim sonucunda AKP'li meclis üyesi Cihan Canbeyli meclisin birinci, DEM Parti meclis üyesi Lamiş Sarıkaya ise ikinci başkan vekili seçildi. Peki aman nasıl? Şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığında bir oturum gerçekleşti ve bu oturumda meclis başkan vekilliği seçimine gidildi. AKP grubu adına Cihan Canbeyli, Yeniden Refah Partisi adına Sait Ağan ve DEM Parti adına ise Özlem Eylem Yazar aday oldu. Meclis üyeleri kapalı zarf usulü şeklinde oylarını kullandı. Tamamlanan oy kullanımı sonrası oylar tek tek tasnif edildi. Cihan Canbeyli ve Özlem Eylem Yazar isimlerinin yanlış yazılması ve bir pusulada iki isim yazılması üzerine 3 oy iptal edildi. Kalan oyların sonucunda Cihan Canbeyli 27, Sait Ağan 28, Özlem Eylem Yazar 28 oy aldı. Meclis Başkanı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Divan Heyeti seçimin tekrarlanmasını meclis üyelerinin oylarına sundu. Oy çokluğu ile seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Tekrarlanacak olan seçimin hazırlıklarına başlandı. Oturuma kısa bir ara verildi. Verilen aranın ardından hızlı bir şekilde seçime gidildi. Tekrarlanan seçim sonucunda meclis üyeleri yeniden oy kullandı. Tasnif edilen 82 oyun sonucunda AKP meclis üyesi Cihan Canbeyli 29, Yeniden Refah Partisi meclis üyesi Sait Ağan 26 ve DEM Parti meclis üyesi ise 27 oy aldı. Alınan bu sonuçlarla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanı AKP'li Cihan Canbeyli oldu ve meclisi yönetecek 2. Başkan Vekili için de yine sandık başına gidildi. Bu kez yapılan seçimde DEM Parti Biricik kontenjanı Lamiş Sarıkaya Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili seçildi. Bu arada DEM Parti yetkilileri adaylarının kazandığı ilk seçimin iptal edilmesine de sert tepki gösterdi. DEM Partililer Yeniden Refah Partisi'nin kendilerinin devre dışı bırakılmak için AK Parti ile ittifak yaptığını ileri sürerek basın açıklamasıyla sonuçlara tepki gösterdi. Mesela şu görüntüde de DEM Parti Urfa İl Örgütü'nün yayınladığı bir fotoğraf var ve fotoğrafta meclis üyelerine isimlerle beraber oy kullanacağı kişi işaret ediliyor. Şimdi aynı zamanda basın açıklaması da yapıldı DEM Partililer tarafından ve basın açıklamasında şu sözler sarf edildi. Biz bugün belediye seçiminde komisyon olarak seçilen arkadaşlar ciddi anlamda bir hukuksuzluğa maruz kaldı. Belediye meclisi daimi üyelerinden 3 arkadaşımız oyların saf çoğunluğunu alarak seçildiler. Fakat 2 tane eşit üyenin seçilmesinden dolayı hukukun aslında arkasından dönerek, kanunun arkasından dönerek irademize el koydular, irademiz gasp edildi. Şimdi belediye yönetmeliği ve mevzuatı çok açık bir şekilde bizim 3 arkadaşımızın belediye meclisinin oylarının saf çoğunluğunu aldığını gösterdiği ortadayken belediye başkanı ve AKP ve Refah Partisi'nin belediye üyelerinin baskısıyla 3'ü adeta bir olup bizim irademize gasp koydular. Şimdi bizim 3 arkadaşımız seçilmiştir fakat bunu kanunun arkasından dönerek seçimi iptal ettirip yeniden bir seçime gittiler. Biz bu seçimin hukuki kurulduğunu bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biz bunun sonucunu kabul etmiyoruz. Bizim seçmen arkadaşlarımız belediyenin yönetim organlarından daimi encümenleridir. Daimi encümenler belediye yürütmesindeki en etkili ve yetkin olması gereken organdır. Şimdi dışarıda siyaseten biz bu partiyle uzağız. Bu partiden bahsettiğim AKP. Biz bundan uzağız. Biz yeni bir oluşumuz. Biz halkın beklentilerini karşılayacağız diye merkezden gelen bir arkadaş ve ekibi aslında bir birliktelik içinde olduklarını, farklı bir parti olmadıklarını bugün ilk toplantıda, ilk meclis gündeminde bize göstermiş oldular. Dışarıdan biz farklı bir izlenimle gelmişiz. Biz farklı sorunları çözeceğiz diye geldiler. Fakat bu toplantıda
meclisteki ilk oturumda ikisinin farklı olmadığı, ikisinin aslında benzer olduğunu biz gördük ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Urfa halkları seçimlerde birçok yönünü kullanarak gerek ilçe başkanlarında, gerek büyükşehir belediye başkanlığında, gerekse meclis üyesi dağılımında Urfa'ya bir yol, bir çizgi sunmuştur. Halk diyor ki siz birlikte hareket edin, birlikte hareket ederken de bizi duyun. Biz DEM Parti olarak Urfa'da biri iptal edilen, gasp edilen belediyemiz hariç İlvan Belediyesi, biz 7 ilçenin yönetiminde etkiliyiz ve 7 ilçeyi biz yönetiyoruz. Urfa'nın halkının tercih ettiği irade DEM Parti'dir. Bunu mecliste hileyle, hurdayla, kanun etrafından gezerek irademizi gasp etmek en büyük kanunsuzluktur. Aslında bir nevi kayyumun kendisidir. Bu sistem kayyumu eleştirerek buraya geldi. Bu sistem AKP'nin kendisini eleştirerek buraya geldi. Ama yaptığı şey hem AKP'nin görevi oldu, hem AKP'den benzer oldu, hem de aslında bir nevi o erk olan devlet zihniyetinin kendi el yaptığı kayyum zihniyetini bir nevi kendi işimizde bize uygulamaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kamuoyunun, bütün Urfa halkının bunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu sistemle mücadele edeceğiz. Yıllardır mücadele ediyoruz. Bunu da sürdüreceğiz. Kamuoyuna bunu iletmemiz gerekiyor. Sağ olun. Bir de şöyle bir şey var. DEM Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde birinci parti. Yani birçok ilçede, daha doğrusu diğer partilere nazaran en çok ilçeyi kazandığı için haliyle birinci parti konumuna yükseldi. Bu arada sadece Şanlıurfa'da değil, mesela Bilecik'te de İYİ Parti ile AKP ittifakını görmüştük dün. Yani seçim sonrası bazı partilerin bazı illerdeki kirli ittifakları öyle ya da böyle gün yüzüne çıkıyor. Şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.